Allah. Ablan çoğu geldi. Evet arkadaşlar, cümleden selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz bu akşamda annemle beraber patates salatası yapıyoruz. Annem ıspanak böreği yapmış. Onun yanına da patates salatası yapacağız. Çay demledim. He? Çay demledim. Çay da demlemiş bak. Allah olsun da anan olsun inan ki bak. İçten geliyorlar diye hazırlık yapmış. Biz de direktlere gittik geldik. Niye? Sen benimle yaka mikrofon almak lazım herhalde ya. Hiç sesin çıkmıyor senin. Çıkmıyor. Ses tellerinde sıkıntı var dediler ya. Çıkmıyor yavrum. Çıkmıyor. Gerçekten de böyle bir şey var herhalde. Sesin zor çıkıyor senin. Çıkarken zorlanıyor. Evet, bugün annem gene yorulmuş. Gene hastaneye gitmiş. Anne artık söylemenin vakti geldi. Söyleyelim bence. Canlı yayında söylediydik ama canlı yayında... Yok, atladım, boş bir gerek yok. Yok, söyleyeceğim anne. Gerek yok, herkes duydu zaten. Anne olabilir, herkesin başına geliyor böyle gazalar. Oldu yanlışlıkla. Zaten. Gaza da ilan ettim zaten her yere. Yani zaten duyanlar duydu. Söyleyelim bence. Fazla gelmiştim, egzoba yatmışım. He? Fazla gelmiştim, egzoba yatmışım. Aynen öyle. Anne, söyleyeyim anne. Aman ne bileyim ben. Söyleyeyim, tamam. Hadi söyleyelim, daha fazla sizi meraklandırmayalım. Gerek yok ya. Anne söyleyelim, artık şimdi söyleyelim. Zamanı geldi. Annem geçen bizim köye gittiğimizde... Kamera karşılığında şıklarına... Hayır. Şıklat değil, elim bulaşıyor. İşte dur, anlatıyorum, bir türlü anlatamadım. Anlatma diye yapıyorsun zaten. Sonra annem köydeyken biz çay içtik. Sizle beraber canlı yayın falan yaptık. Ondan sonra annem de söylemesi ayıp. Ağzım, dişim yaraydı, diş etlerim yaraydı. Diş etleri sıkıntılıydı. Yıkamaya gidiyordum. Evet, dişlerini aldım. Sobaya atmış. Dayanamadım, elimi aldım. O da yanlışlıkla sobaya düştü. Dişleri yanlışlıkla sobaya düştü. Tam atın. Sobayı oraya çöp atayım derken, odun atayım derken bile bir şeyler çöp atma, oldu. Çöp atma. Ondan sonra dişlerini sobaya attı. Ondan sonra ben de gittim koşa koşa, kevgiriydi, kepçesiydi, ne bulduysam mutfaktan. Sobanın teli yoktu. Alamadık sobanın teliyle zaten. O tutacak tellerden yok yani. Ben gittim kevgirinden falan almaya çalıştım şey dişleri ama... Artık çok geç. Plastikmiş onlar. Nasıl yanıyor böyle cayır cayır? Bir de kokuyor. Koktular nasıl? Artık giden gitti dedik. Annem de bugün ben onun için... Ben orada ağzımı takmazdım ki. Yok zaten olmazdı ağzına. Ben de öyle panik yaptıysam bir anda almaya çalıştım ama faydası olmazdı yani gene de. Ateşin içine şey onu da alsa da kolu mu gayrı? Aynen öyle. O yüzden bugün de annem doktora gitmiş. Dün gittiydiler. Dün iki tane doktora gitmişler. İkisinde sonuç alamamışlar. Çünkü bazı beklemesi gerekiyormuş herhalde. O yüzden annem de bugün farklı doktora gitti. İlaç vermişler. Diş etlerinde intihap kapmış herhalde. O yüzden onların geçmesini bekliyorlar. İlaçlar kullandıktan sonra annemin dişleri gelecek inşallah. Sonradan da sesi içinde de tedavi görüyor. Değil mi anne? İlaçlarını kullanıyorsun değil mi? Kullanıyorum tabii, kullanmam mı? Kullan bak, onları aksatma. İlaçlarını da kullanıyormuş. Ama yavrum, yaşlılık işte, yaş geldikçe hepsi gelecek, ne yapacaksın? Yaşlandıkça hepsi oluyor işte. Anne yaşa bakmıyor, gençlerde de oluyor, yaşlılarda da oluyor. Yaşa bakmıyor illa ki, hastalık her zaman, her saniye gelebilir. Allah beterinden korusun. Aynen öyle. Bunlar olacak şeyler, yapılacak şeyler. Yani hasta olanlara da Allah'ın en kısa zamanda çaresini versin Mevlam. Amin. Yani geçen olacak şeyler dedik, sesinin kısılmasına yapılacak şeyler dedik. Sen de onun üstüne bir de dişlerini zobaya attın. Şimdi bir şeytan yapma. Cezasını ben çekiyorum işte. Nineler gibi yiyorum. Olsun, gelir yapılır dişlerin senin. Ama işte biraz zaman alır değil mi? O da gene. Bekle böyle işte. Ya iki tane bayatçasın imtihan değil mi? İmplak mı yaptıracaksın? İki tane implak yaptırsın bana. Ama şeker hastalarına olmuyor ki herhalde, oluyor mu? 200'e çıktı mı dedi. Şekeri? Yoo. 200'e çıkmıyor mu şeker? Şekerin 200'e çıkmıyor, yok. İyi, o zaman inşallah olur. Sana iyi oldu, daha iyi oluyor onlar değil mi? Her şeker hastalığında olur mu dedim, ben de hapını kullanıyorum dedim. 200'e çıktı mı hiç dedi. Yok dedi, babam çıkmadı dedi. He.
İyi hadi inşallah bakalım. Hayırlısıyla bir güzel yaparsın. Yap, dakarsın onları da. Geçenkileri dakamadın doğru düzgün. Annemin bu arada Allah beterinden korusun başında böyle sıkıntılar var. Anneme maşallah demeden geçmeyin. Yani bu sesi daha önce de sıkıntılıydı ama daha da ilerledi. Bu kadar değildi. Bu kadar değildi. İlerleme yaptı. Maşallah deyin lütfen bizim hepimize. İnan ki patates salatasını yaptık sizinle beraber. Şimdi böreği göstereceğim size. Börek de soğumadan. Aslında ablam yine aramızda mıydık ki? Çay içmeye gelirlerdi. Onlar da arar şimdi. Ondan sonra onlarla beraber yiyoruz içiyoruz. Yani böyle toplumda iyi oluyor. Toplumda yemek yeniyor. Bir daha önüne ne zaman koyacaksın? Ne zaman yiyeceksin? Yenirse sıcağıyla yine işte böyle şeyle. Annemin hiç keyfi yok. Niçin keyfin yok anne? Ne bileyim ben. Bir torba ilaç kullanıyor. Ne akıbısı keyfi olsun. Bir poşet. Evet az değil. Olsun. Ama çözümü var Allah aşkına. İnşallah şükür. Çaresi oldu da. Var var. Bu patateslerin biri sarı, biri beyaz. Niye öyle? Karışık karışık. Aynı yerden halbuki. Normalde tahtada... Yok beyaz tahtı. Doğrayacaktım ama tamam bulaştırmayalım dedim. Yok ben yok. Doğru, evet, malayı doğru. Etmeyelim. Şimdi patates salatasını büyük büyük doğruyoruz. Biz böyle çatalla binsin diye. Çatalla olunca küçük olmaya. Aynen. O yüzden biz de böyle büyük büyük doğruyu veriyoruz. Şimdi bunu maydanozlu gelen yapacaktım ama ben maydanoz, abla, maydanoz yemeye yemez. Ablam. O yüzden belki onlar gelirse olmaz öyle. Hepsini katıklayacağız. Burnumuz gevler mi hiç bilmiyorum ki. Katıklamayıp ne yapacaksın? Bunun içinde soğan da doğramışsın anne sen. Yeniyor herhalde ya. Yenir yenir. Zaten ne var burada? Onlar görse yenir. Patates salatasını yapacağız şimdilik. Tamam tamam. Tamam herhalde oldu. Bak. Bunun içine biraz daha soğan doğrayan mı ben? Ne bileyim ben. Beni yine soğansız yapan ben. Belki yeşilim kesmez. Yo eriverir ona. Yağı görünce bir şey olmaz. Ya da seninkini ayrı yaparız. Ha. Neyse, ha, öyle yaparız. Tamam. Hadi bakalım ben böreği göstereyim. Şu ellerimi yıkayayım önce. Ondan sonra da böreği gösteririz. Baban çok yorulmuş. Baksana gene. Ne sabah erken kalkıyordu mu? Ne yaptın? Niye erken? Ben 9'da kalktım. Erken mi sayılıyor? 9'da mı? He. Gene babama göre erken anne o. Baban dün 1'de kalktı. 1'de. Ya? Bugün de çağırdım, dünkü evine dokunmadım. Uyusun bakalım yetin, nereye kadar uyuyacağım? O tut pekmezi, tut pekmezi. Kara tut pekmezi. Ha, şu bu. Ana, bunu bana birisi sorduydu, ben yok dedim anne. Ben yaranım için koydum onu, az yaranım için. He, bir kavanoz kara tut pekmezi kalmış. Annemin yani satılık yokmuş, bana birisi sorduydu buradan. Mustafa abi, sen sorduydun, kusura bakma. Tut pekmezi varmış ama... Bir gavanoz kalmış. Annemin sesi için onu içecek şimdi. O yüzden yani kusura bakmayın. Ben bilmiyordum olduğunu. O yani varmış ama gene de satamayız. Satışı yokmuş. Açılmıyor bu. Kaşıkla şöyle kenarını çıtlatmamız gerekiyor. Havasını almamız gerekiyor. Ondan sonra aç. Aa açıldı. Bu biraz cıvık olmuş anne sanki. O şurup ya. Şurup o. Şurup mu? He. He. Bakın kıvamını gösterem size. Şu patates salatasını alalım orada katıklayalım. Yani böyle içeceğiz. Yok dur orada mı? Orayı keseceğim. Oraya gel istersen. Kıvamı da şöyle cıvık yani çok çok fazla katı yapmamışlar böyle. Babam gel ekmeği sürülsün diye. Ekmek için değil o. O yara için, hastalık için. Şurup. Şurup. He kahvaltılık değil bu. Sabah aç karnı şöyle bir kaşık alacaksınız. Kusura bakmayın. Anam ne tatlı anne biz bunu neden yemiyoruz? Yesene iyi. Kaşık kaşık içi. Ne çok güzel olmuş elinize sağlık. Abi, bu ya. Sene gene tut olursa yapmalı. Öksürüğü de faydası varmış onun. Daha düşüklüğüne de. Var iyi. Yapalım böyle faydalı şeyler yapalım zaten. Sen yok onu kim yapacak? Babam yaparız bana. Yaparız beraber. Babanın gidiyoruz nasıl yapalım? Ablaların gelirse anca. Gelirler onlar gelirler inşallah.
Anne çay demlendi miydi? Demledim, soğuğu ya. Telefon et, onları geliyor mu gelmiyor mu diye. Bakan soran Habibe ablama. Geliyorlar mıymış, gelmiyorlar mıymış? Eniştemin mesaisi vardı bu akşam, o yok. Eniştem. Eniştemsiz bir akşam geçiremiyoruz inanki biz. Eniştemi özlüyoruz. Alo. Ne yapıyorsunuz abla? Çay soğudu, çay çabuk gelin. Gelmiyorsunuz mu? He, gelmeyeceksiniz. O zaman siz bilirsiniz. Tamam bakalım, biz video çekiyoruz bir taraftan. Sen abla gel, sen hadi abla görüşürüz, gel. Görüşürüz bakalım. Hadi bay bay. Gelmiyormuş mu? Yok, gelmiyorlarmış. Şimdi eniştemin mesaisi de var ya. O yüzden gelemeyecekler. Neyse. Hadi sen bardakları alacaksın. Artık işte. Patates salatasını gatıklayan ben. Hepsini gatıklamadı annem. Anne sen öyle sessiz sessiz söyle ama zaten kameradan duyuluyor. Yok canım, onun için de ben istiyorum. İsterse gatıkla sen biliyorsun ben. Onu nasıl yiyecek? Biz yemiyoruz hepsini. Ablamla gelseydi. Tüh, biz şimdi böyle misafirsiz misafirsiz ne yapacağız? Biz birisini mi çağırsak kendine? Çayla. Büyük babamları çağırsaydık keşke. Aynen, şimdi adam kim bilir. İşte haber verseydik daha önceden olurdu da işte haber de vermedik. Neyse, Allah Allah. Kimse süz kalınca da böyle moralimiz bozuluyor bizim. Hemen motivemiz düştü anne. Hemen moral asıl bu. Ya biz misafirliğe gideceğiz ya bize misafir gelecek. En iyisi bir onun işlemini bari çağıralım. Adam geldi bakın, o da mesai durdu. Onda mesaisi vardır belki de. Tabii. Bilmiyorum bakalım. Biz bir kimi arayalım, kimi düşünelim. Gerçi çay demledik. Şimdi çay da acı. Çay acı ye. Şimdi en iyisi biz kendimiz yiyelim bunu. Kendimiz içelim çayımızı. Bu akşam da biraz dinlenelim. Videoları toparlayan ben. Video çektiydim. Onları atarım. Ondan sonra da bir güzel bir dinleneyim ben. Değil mi? Evet. Sen de dinlenirsin anne. Ben yatacağım zaten. Zor duruyor. Rahat da hasta oluyorum çalışmayınca. Çiğ köfte mi yapsam ki ben bugün akşam? Yok. Çiğ köfte duruyor ya zaten. Kim gelecek? Kimse gelmeyince. İsot'u getirdi miydik köyden? Yok. İsot köyde kalmış. Maalesef yapamayacağız onu da. Köye gidelim mi geze geze? Ama araba ne eşki oluyor orada. Oraya bir kumun daire gayrak bir şey dökemediler. İşte soğukta ne yapacağız? Boyun araba yıkıyoruz. Onu köye gidip gelince boyun araba yıkanıyor. Aynen öyle. Mahvoluyor araba. O zaman ben yapam şu patates salatasını. Altı yukarıdan yaptım ben bunu. Ağzına bakan nasıl yaptın? Tarifini ver. Koyu yukası. Koyu'da saçta yapıyoruz yazda. Kışında böyle rahat rahat pırasalı yapıyoruz. Ispanaklı yapıyoruz. Patatesli yapıyoruz. Öyle yiyoruz işte. Kış günü de ıslayan yukayı bezin üstüne. Oradan alıyorsun, döşüyorsun. İçine katıyorsun. Isı yumuşadıktan sonra. Böyle yiyoruz işte. Afiyet olsun herkese. Anne, irmik vardı az bir şey. Bunun arkasından irmik helvası yapayım mı size? Emredim. Zaten bu hamur, şeker, o şeker. Patates de şeker. Çay içeceğiz işte. Öyle de irmik var şimdi. Odan da tarihe geçmeden bir şey yapmamız lazım. Onu yarın akşam yap. Her akşam evde mi duracağız? Nereye gideceğiz? Baksana bu akşam gidemeyince bile tuhaf olduk biz. Ben şimdi patates salatasını karıştıram değil mi? Evet. Sofrayı hazırlayalım. Masamızda yavaş yavaş hazırlıyoruz işte böyle. Patates salatasına yağ koydum. Pul biber koydum. Az bir şey karabiber koydum. Tuz koydum. Çok az bir şeyde kekik koydum. Ben her şeye bu kekiği çok yakıştırıyorum. Çok seviyorum zaten kekiği. Ama limon suyunu koymayı unuttum. Azıcık bir şey de buna biz limon suyu sıkalım. Yani limon var değil mi anne evde? Varsa daha fazla vardı. Yoksa yoktu. Var da herhalde. Yukarıda varsa da varsa vardı. Aa.
limonumuz da yok, limonumuz da bitmiş. Limon suyu var sadece. O zaman her sürpriz onun limon suyu sıkalım. Ondan sonra bir güzel yemeğimizi yiyelim. Siz de hakkınızı helal edin, böyle size göstere göstere yiyoruz. Yani ama yapacak şey yok. Şunu karıştıran ben. Yani yemek de var aslında ama biz yemek ısıtmayalım dedik. Annem nasıl olsa şeyler yapmış böyle. Biz böyle çay yanına atıştırıveriyoruz. Bir daha çay demlemesi de olmayan. Patates salatasını karıştıran ben. Eyvah, yere de döktüm. Küçücük tabakta böyle karıştırılır mı o? Kocaman gelen bir İlyan'ın içinde olacaktı. Bunda da tıklayayım. Hepsini katıklama dedin anne. Doka saça yapıyorum inanki bir işi ben. Nasıl bunlar değil, bir şey olmaz. Yani nasıl sildik bir de bak. Haberiniz olsun. Şöyle şunları alalım. Masada biz sadece yemek yiyoruz zaten. Başka bir yere basıp da basmıyoruz. Değil mi anne? Koyacak mı oynadığına masada? Aynen öyle. Heh. Patates salatamızı da karıştırdık. Masayı ben silem yağlandı orları. Şöyle şurada dursun. Bununla heh, limon suyunu eletem. Masamızı silelim. Anne. Hiç köylere gidesin gelmiyor herhalde senin. Hiç sesin soluğun çıkmıyor buradayken. Hiç önce ki ben sana köye gideceğim diyorum ama. Hiç köye gidelim oğlum demeye bana. Önceden böyle hava güneşli günde hemen köye gidelim derdi. Bir iş yapalım derdi. Şimdi yok. Annemin ne köye gidesi var ne bir şey. Demek ki her şey can sağlığı Buren. Can sağlığı olmayınca olmaya. Şöyle şu tabakları da koyalım. Herkesin servis tabağını. Çayımız da kaynadı. Başka bir şey getirmem anne. Yok yavrum, gerek yok, kimsin mi? Aynen öyle. Önce baba. Yemek var dolapta. He? Dolapta önce yemek var, ısıtmadım ki ne yapalım ben. Horalı diyorum be. Horalı diyorum be. Babam uyuyakaldı gene burada. Uyku keyfine. Hemen ki uyuyası var adamın, ne yapsın? Çaylarımızı içelim. Ben böyle yiyebilir misin? Girsin, o yumuşaksın ya. Çayı ileten ben üstümüze öp falan döküyorum. Dur lan. Şey de koysam mercimek. Ne mercimek? Tatlı mercimek. Allah'ım, iyisin mi bu? He. Yumuşacık gelen ben yiyorum belki. Çorba yapacaktım, yapasın gelmedi. Annem bu yeşil mercimeği şekerli şekerli pişiriyor. Tatlısını da yapıyor. Tatlısı da var işte. Oh, daha ne olsun? Telefonu yine koy. Tamam. Koydum. Çaylarına daha fazla otursaydım buraya. Yok, olsun. Sıcak sıcak olsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz başlayalım yemeğimizi yeme. Hakkınızı helal edin. Bir akşam menüsü de böyle işte. Yapacak bir şey yok. Karnı acık iyi insanın. Yiyelim böyle. Onca yemekleri yedik, içtik Allah'a şükür. Şimdi de bir de onları eritelim diye yürüyüşe çıktık. Yani şimdi onları yiyip de yatmak olmazdı. Biraz eritelim dedik. Ama annemle babam beni beklemedi. Ben gene geç kaldım. Her zamanki gibi. Arabayla bir yere giderken de aynısı oluyor. Böyle annemler, babamlar iniyor. Beni arabada bekliyorlar. Ben her zaman geç kalıyorum. Yani bu bir sıkıntı bence.
benim önceden inip de hazırlık yapmam lazım, arabayı falan ısıtmam lazım. Ama annemle babam benden önce iniyorlar her zaman. Şimdi ta ilerideler. Şurada bak göstereyim. Ta oraya kadar gitmişler. İnan ki soğuk da var. Bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Ben anlamadım. Bir aydan beri hava sıcaktı. Böyle ilkbahar gibiydi. Dün bir de bugün iki gündür buz gibi hava. Yürüyüş yolu bile bomboş. Baksanıza. Irmak kenarında da çalışmalar var. Orada da şeyler var. Vinçler falan var. Kepçeler falan bir şeyler yapıyorlar orada. Ondan sonra hadi bakalım ben yetişeyim, hızlı hızlı gidem de koşam da onlardan video çekeyim. Ne oldu? Ne oldu? Çok korkuttu. Hayır, korkutmadım. Sadece arkanızdan koşa koşa geldim. Ne oldu? Eyvah, annem korktu. Tüh. Nefes aldı. Mahkemeye vereceğiz şimdi. Nefes nefese kaldım inan ki. Nefes nefese kaldım. Niye koşuyorsun, gelmeyeceğim ne dinledin de. Size yetişem diye. Hiç anne sese bak, senin sesin. Bu tekibe ham 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 dedin. Sesin niye öyle çıkıyor senin? Neden Emre, neden? Gidiyor, git git işte. Anne gerçekten şaka yapıyorsun herhalde. Şaka yapıyorum, meraklıyım. Ciddi şaka. Misin? Şakayı çok meraklıyım ya. Allah'ım ya Rabbi. Soğukta çıkma dışarı. Allah Allah. Yanım nasıl karıştı hocam, koksun da böyle oldu herhalde. Baba bak, sen sigara içtiğin için annem kokudan böyle olmuş güya. Anne millet püsür püsür sigara içiyordu, bir şey olmaya. Sen de yani kokudan mı etkilendin? Yemek yavrum, içine bir şey olmaz. Yanında duran zehirleniyor. Yanında ben seni hiç sigara içtim. Yani. Hayır canım, eve geldim. Sen gelmişsin. Öyle olmuyor anne. Yanında dumanını alman lazım senin. Dumanını aldım. İçen de bir, içmeyen de bir zehir. Tabii doğru. Tabii. Yanımda içseydim doğrusun. Yani bakın, burada sigara konusu. Bizim ailede hiç bitmeyen konu her zaman sigara. Yani ben ufaklıktan beri halen daha sigara. Ne babam sigara içmekten vazgeçti, ne annem babamı sigara içmekten vazgeçirebildi. Yani yapacak bir şey yok anne. Yapacak hiçbir şey yok. Sigaradan vazgeçemiyorlar içenler. Yapacak bir şey yok yani. Öyle kabul edeceksin artık bu saatten sonra. Aynen öyle. Hiç yapacak bir şey yok. Herkesin kendi kararı. Neyse annem sinirleniyor, bu konulara çok girmeyelim. Ondan sonra şimdi yedik içtik, böyle gezmeye çıktık. Yürüyüş yapıyoruz. Daha 3 evleri falan geçtik. Neredeyse neredeyse köprü başına geleceğiz yani, o derece. Biraz daha gidersek zaten köprü başındayız. Yürüyüş yapıyoruz. Oraya kadar gene annem yürüyemez ama neyse. Allah'ım ben nefes nefese kaldım koşarken. Gitti börekler, gitti patates salataları. Değil mi anne? Yoruldun mu? Hadi gidelim, nefes nefese kaldım, dönelim. Bir de sonradan şimdi seni arabayla almaya gelmek zorunda kalırım. Buradan ileri bacaklarım tutmaya dersin. Ya çok ileri gitmeyelim. Ehliyet alsam mı ki ya? He? Ehliyet alsam mı ki? Zaten geç bile kaldın sen. Ehliyet alman lazım zaten anne senin. Zaten ben sana mavillik yapıyorum. Aynen o öyle. O yaptığımı böyle kendim de sürebilirim aslında. Tabii canım, yok araba zaten böyle geri geri yaklaşırken dıt 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 diye sinyal veriyorsun ha. Sen. Onu yapan onu da yapar. He annem, kurallara uyu annem. Konuşsan bile kızarım, konuşmuyorum da. Yani yok. Konuşsan kızarım. Ben de uyuyorum anne kurallara. Uyuyor, başka ben seni uyarıyorum. Kurallar uyumak için var. Yapacak bir şey yok. Ben de aklıma gitmeye çalışıyorum bazen. İlk yani, İyi diyorsun, olsun gene öyle ol. Şey bizde böyle işte. Babam da bizimle beraber yürümek zorunda kalıyor. İyi bak maşallah, iç su faydalı anne zaten. Günde en aşağı 2-2,5 litre su içmemiz gerekiyormuş. Şey diyordum, nerede kaldım?
Babam da bizden beraber yürümek zorunda kalıyor ama son zamanlarda babam da kilo almaya başladı. O yüzden onun da yürümesine fayda var. Gerçi sadece kilo için yürünmüyor. Sağlıklı yaşam için yürüyüş şart. Biz böyle genelde akşamları yürüyoruz. Köyde de çok yürüyorduk. Böyle her akşam biz çıkardık manzaraya doğru giderdik. Burada da böyle yürüme alanı geniş olduğu için böyle gidebildiğimiz yerlere kadar ailecek yürüyoruz. Bazen böyle ablamlar da geliyor. Onlarla beraber de yürüyoruz. Yani sülalemiz yürüyüşü seviyor. Ama gene de tabii boğazdan da kısamıyoruz. Yiyeceğin can boğazdan gelir. Aynen, aç durulma işte böyle. Mecbur karnımızı doyurmamız gerekiyor. Bir şeyler yiyeceğiz. Şunlara şöyle toprak falan doldurmuş la. Topraklar var. Burada aron yağı var. Hani aron yağı değil mi baba? Aron yağı dikmişler. Damlama su falan yapmışlar bak. Ama kurumuş gibi sanki onlar. Bu taraflar kurudu da öbür taraflar ya. Öyle mi? Kurumuşlar gibi sanki onlar. Canlanıyor valla. İnşallah. Tokilerde de kimse yok. Işıkların çoğu yanmaya. Arkadaşımın ışığı yok. Allah Allah. Kimsecikler yok. Uykum geldi. Hangi arkadaşın? Şu ortam o sayın üstündeki arkadaşın. Ne dedi? Arkadaşları varmış. Bak annemin. Mutfağında ışıkları mı? Ne diyorsun oğlum? Arkadaşların varmış. Arkadaşım var da Allah razı olsun. Şimdi çıkmadan biri aradı. İyi bak, var olsun lan gene arkadaşların. Şurada spor aletlerinde spor da yapsaydık anne. Buna sarmaydı belki de tabuza. İyi gidelim hadi oraya. Gezelim biraz da oralarda. Islanmış da ondan. Bilmiyorum ki. Gezelim. Hadi bakalım. Artık yoruldum inan ki. İşten gel, evde uğraş, yürüyüş yap. Gece uyumaya fırsat yok. Babam da böyle geziyor işte. Yani geziyorum abi. He? Yani geziyorum abi yolda. İnan ki gezin. Ama burası normalde bisiklet yolu. Olsun. Şimdi gece uyuyor herhalde. Gece gece bisiklet süren yok diye annem bisiklet yolundan yürüyor. Niye oradan yürüyorsun anne? Ne bileyim, ben ışık bir yere tutuyorum o yüzden. Evet doğru, gerçekten ışık o tarafta daha çok var gibi sanki. Aynı ama neyse. Babama baksana, babam zaten koşu yapacak neredeyse. Maşallahı var. Yürüyor lan, ne yapsın anne. Kimse yok ama bak gene de onca Toki'de kimseler var. Gene de kimse yok yürüyüş yolunda.